Merhabalar, Hobilerim Work kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir model yapacağız. Çok beğenilen modeli bugün kuruyoruz hanımlar. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Ben maksa iplerini kullanıyorum. Bunlar pamuklu ipler. Birazcık kalınlar. 26'ya 6 iplerinden. Çok az daha kalın ipler. Hemen iplerimin markasından bahsetmek istiyorum. Ben maksa iplerini kullanıyorum. Çok zor olduğu için söylüyorum. Kalınlık numarası yok, sadece renk numarası var. Benim gibi aynı ipi kullanmak isterseniz renk numarasını hemen kaydedebilirsiniz. Videoma başlamadan önce, bu bir ip tanıtım videosu değildir, onu belirtmek istiyorum. Çok fazla sorulduğu için söylüyorum. Ben hemen kamera açımı ayarlarken, siz de kanala abone değilseniz hemen abone olarak bildirim zilini açarsanız yapmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Modelin orta kısmından başlayacağız. Orta kısmını ben sihirli halka ile yapıyorum. İşaret parmağıma dolayarak oluşturdum. Siz bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Hemen sihirli halkamın içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3. Zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzım. Halkama geri dönüyorum. Zincirimle birlikte 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Arada 5 tane zincirim var. Tekrar halkama geri dönüyorum. Şöyle kapatacağım birazcık daha rahat çalışabilmek için. 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. 1-2 tane grubum oldu. 4 grup oluşturuyorum bu şekilde. Evet, 4 tane grubumu oluşturdum. Hemen burada ilk trabzanıma kilitleyerek sıramı kapatıyorum. Modelin orta kısmını kurmuş olduk. Şimdi bir üst sıra için ipimi burada son trabzanın üzerine alacağım. Hemen trabzanlar üzerinde ilmek alıyorum ve buraya kilitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Trabzan sayımı 4'e çıkartıyorum. 3 ve 4. Köşe dönüşüm için tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı köşeme 1, 2, 3 trabzan, 4. trabzanımı burada trabzan üzerine yapıyorum. Büyük bir model olacak. 2 zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. 1 sıra modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Buradan bir üst sıradan kurmaya devam ediyorum. Her seferinde taşıma işlemi yapacağız. Burayı unutmayın hanımlar. Burası bir püf noktası. Yani taşırsak modelimiz düzgün çıkacak. Bitirdiğimiz noktadan da başlayabiliriz ama taşıyacağız ki örneğimiz güzel olacak. İpimin taşıma işlemini yaptım. Üst zincirimi çektim. İlk trabzanı. Köşeden trabzan artırmamı yapıyorum. 2 3 4 tane 5 zincir tekrar 1 2 3 Şimdi burada 1 2 tane zincir çekiyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Burada trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum.
Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar köşeme geldim. Tekrar köşemi yapıyorum. Şimdi kenarda şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane boşluk oluşturduk. Bu ortaya yapmış olduğumuz trabzanı yapmayı unutmayalım. Bir sıra da bu şekilde dolanalım. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Yine bir üst sıra için ipimi taşımam gerekiyor. Bakın bu taşıma işlemini yapacağız. Modelimizin güzel olması için. Artık kurulumun orta kısmını ayarlamış olduk. Üst zincir çekiyorum. Tekrar köşeme zincirimle birlikte 3, 4 trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 trabzanımı tekrar yaptım. İki zincir çekiyorum. Buraya bir trabzan. Arada iki zincir trabzan üstlerine yapıyorum. Bir, iki. Boş kutu yapacağız. Şimdi orta kısımdan saydığımda 1, 2, 3, 4. sıramı yapıyorum. 6 sıra boyunca artık hep boş kutularımı yaparak modeli dolanacağım. Ama her sırada taşıma işlemimi yaparak kurmaya devam edeceğim. Evet, modeli 6 sıra boyunca aynı şekilde kurmaya devam ettim. Şuradan hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradan itibaren artık modelimiz değişmeye başlayacak. Burada yine her sırada olduğu gibi ipimizi taşıyarak bir üst sıraya kurmaya başlıyoruz. Trabzanlar üzerinden ilmek alıyorum. İpimi buraya taşıdım. Şöyle kameramı da netleştireyim. Üst zincirle yukarı çıkıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2 köşemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Buraya bir boş kutu yapıyorum. Şimdi başa köşenin yanına bir tane küçük boşluk yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Bu sefer bir atlıyorum ikinciye. Büyük bir boşluk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlıyorum, bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi köşenin yanındakine yine küçük yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İki, üç, dört tırabzan.
Şöyle bir bırakalım. Sıramızı bir net bir şekilde görelim. Şimdi baştaki küçük kutum, sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük kutu yaptım. Yine bir küçük köşemi yaptım. Bir sırada modeli bu şekilde kuruyorum. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıradan modeli kurmaya devam edeceğiz. Her sıramızda olduğu gibi ipimizi yine köşe noktamıza taşımamız gerekiyor. Hemen ipimi yine köşe noktama alıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa kilitliyorum, zincire batmadan. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu sefer büyük boşluğum var, bakın önünde. Hemen o büyük boşluğuma trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Zincir ağımın ortasına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu sefer burayı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Zincir ağının ortasına kilitledim. Bir, iki, üç, dört. Önündekini dolduruyorum. İki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Trabzan üzerinden başlayarak köşemi yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Kameramı da düzelteyim. Yakınlık ve uzaklık arasında lenslerde bozukluk oluyor. Köşemi yaptım. Bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu şeklinde bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Köşe kurulumumu yaptım. Hemen buradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir sıra daha modelimizi kuralım. İpimi taşıdım. Köşemi yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki zincir ağıma kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki zincire kilitliyorum. Zincir ağlarıyla dolanacağım bir sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sıra boyunca bu şekilde zincir ağları yaparak modeli bir sıra dolanıyorum. Köşelerimi yine yapacağım aynı şekilde. Bir sırada bu şekilde kuruyorum.
Sıramı donanımı tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan modeli kurmaya devam edeceğim. Bir sıra boyunca şöyle zincir ağları oluşturdum. Buradan yine köşemde ipimi taşıdım ve köşe kurulumumu yaptım. Burada her sıra aynı şekilde ilerlediği için hızlı bir şekilde ilerliyorum istiyorum. Hemen buradan 4 tane zincir çekiyorum. 4 olur. Eliniz çok sıkıysa 5 çekebilirsiniz. Biraz fazla yakın. Evet, böyle daha iyi. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ben de. Hemen zincir ağıma kilitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu sefer zincire trabzan yapıyorum. Beş tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi doldurdum burayı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir ağını kilitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bu sefer dolduruyorum. Beş trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Kilitliyorum. Bir, iki, 3, 4, 5 ve trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar köşeme geldim. Evet. Bir sırada modeli bu şekilde dolanacağım. Hemen şöyle netleşelim. Yine bir tane boşluk yaptım. İki zincir ağ yaptım. Öyle sayalım. Bir iki adımda bir doldurdum. Bir iki adımda bir doldurdum. Bir iki adımda bir doldurdum. Yine köşelerimi aynı şekilde yaparak bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi bir sıra daha zincir ağ yapacağım modelin etrafını. Köşe noktamı taşıdım. Bu sefer zincirlerimi 6 zincirle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilitliyorum. Evet, bir sırada bu şekilde zincir ağlarıyla dolanıyorum. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Gerçekten güzel bir motif yaptık. Şimdi ben ilk parçamı ördüm ve tamamladım. İstediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Hiç problem değil. Sıraları arttırabilirsiniz. Şimdi aynısından bir motif daha öreceğim. Birleştireceğiz ve kenar çalışmasıyla o çok beğenilen modeli kurmaya devam edeceğiz.
Takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum.